hoş geldin. Bugün seninle paylaşmak istediğim konu açıkçası uzun zamandır aklımda olan bir konu. Ben normalde hep kadınlara hitap eden konuları ele alıyorum. Minimalizmle, kişisel gelişimle, yoga ile hatta daha çok kadınlar ilgilendiği için, yani ev işleriyle kadınlar ilgileniyor mesela, minimalizm onların daha çok ilgisini çekebiliyor erkeklere nazaran. O yüzden şuna da karar verdim. Elimden geldiğince kendi deneyim ve tecrübelerime ve bütün yaşadıklarıma da dayanarak erkeklere yönelik de videolar ara ara çekiyor olacağım. Ve tabii ki bir kadın olduğum için bir kadının gözünden bunları yansıtacağım. Sürçülisan olursa bu anlamda şimdiden ve peşin peşin söylüyorum, affola, çünkü bir erkek değilim. Sonuç olarak bu video erkeklere yönelik olacak ama kadınların da izlemesi güzel olur çünkü onların da işine yarayacak birkaç ipucu diyeyim, daha doğrusu 3 ipucu vereceğime eminim. O yüzden hazırsanız başlıyoruz. Neden sorunlu kadınları çekiyoruz? Şimdi hatırlarsanız zaten neden sorunlu adamları çekiyoruz videosu yapmıştım. Sonra düşündüm, tamam tabii ki kadınlar sorunlu adamları çekebilir ama bu adamlar da sorunlu kadınları çekmiyor mu? Onları da düşünerek, onların tecrübelerinden de yola çıkarak ve ben 1,5 sene kadar psikoloji eğitimi almıştım. Los Angeles'ta yaşıyordum. Oradaki bütün eğitimlerime ve okuduğum kitaplara dayanarak da 3 maddede toparladım ve bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak bir erkek için ego gelişimi çok önemli. Tabii ki bu kadın için de önemli. Neden ilişkide önemli biliyor musunuz? Bir erkeğin egosu sağlıklı gelişmediyse o adam kendinden daha dominant, daha güçlü kadınları hayatına çekebilir. Ve bunu yaşamak kendisini de pısırık, dominant olmayan, daha doğrusu biraz aciz belki ve belki de güçsüz konuma koyar. İlişki demek denge demek. Bu her ilişki için aynı ama duygusal ilişkilerde çok daha derin bağlar kurabiliyoruz. Bu noktada eğer ki erkek sağlıklı egoya sahip değilse ve hayatına çektiği, hayatındaki kadın çok dominantsa, belki manipülatifse ve erkeğini, o adamı kontrol altına almaya çalışıyorsa burada büyük bir sıkıntı doğar. Çünkü erkeğin sağlıklı egoya sahip olması gerekiyor. Tabii ego derken ben harikayım, ben müthişim, bravo bana, oh falan. Ondan değil de ben güçlüyüm, ben kadınıma bakarım, ben ailemin geçimini sağlarım, ben kendime güveniyorum, ayaklarım benim yere sağlam basıyor. Dominant olma olmama değil, daha çok güç dengesiyle bu alakalı. Çünkü kadın yıllardır, çok eski zamanlara baktığınızda kadın çocuklarına bakar, işte ailesiyle ilgilenir, erkek avlanırdı. Şimdi dolayısıyla kadın, hani hep derler ya erkekler kadının peşinden koşar. Bu DNA'mızda kodlu olduğu için erkeğin ego gelişimi çok büyük bir öneme sahip. İkinci madde güven sorunu. Bir erkek için güvenmek bir kadına nazaran %60'a 40 bile olsa daha zor olabiliyor. Bu özellikle neden sorunlu kadınları hayatımıza çekiyoruz dediğimiz noktada büyük öneme sahip. Neden? Mesela anneniz siz büyürken size söz verdi. Çok güvendiniz ona. Oyununuza gelecekti işte anaokulunda. Gelmedi. Yani bir güven yıkılması oldu. Ve güveniniz sarsıldığında anne size o güveni sağlayamadıysa size güven vermeyen kadınları bir şekilde hayatınıza tamamen bir mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Mesela siz hiç aldatmıyorsunuz, siz hiçbir şekilde yalan söylemiyorsunuz ama derinlerinizde güvenmiyorsunuz da. Güvenmediğiniz için de bunu belki partnerinize hiç söylemiyorsunuz. Yani o kadına hiçbir zaman sana güvenmiyorum demiyorsunuz ama derininiz bunu bildiği için bir bakıyorsunuz, aa beni aldattı, aa bana yalan söyledi, aa nasıl bu oldu? Çünkü güvenle alakalı burada derinde yatan bir sıkıntı var. Ve dolayısıyla kendinizi hep aynı döngüde buluyorsanız buna bir dönüp bakın. Üçüncü ve son maddemizde erkeğin estetik arayışı. Şimdi erkekler kadınlardan bu anlamda biraz farklı. Kadınlar en derinlerde diyeyim, yine DNA'mızda bu kodlu, hangi adam benim çocuğuma çok iyi baba olur diye de belli bir yaştan sonra bakıyorlar. Ve şahsen yine kendimden örnek vereyim. Çünkü bu videoların samimi olması benim için çok önemli. Sizinle birebir iletişim kurmak çok değerli benim için. Kendimle ilgili konularda açık olmak istiyorum size olabildiğince. Ben mesela 30 yaşımdan sonra bu şekilde hormonlardan dolayı sanıyorum erkeklere bakmaya başladım. Yani bir ilişkim olacaksa bu şekilde de ister istemez değerlendirmeye başladım. Bu bizim kodumuzda var. Ama erkekler estetik arayışında olduğu için ve iz bırakmak istedikleri için daha çok buna yöneliyorlar. Şimdi size ilk defa bir itirafta bulunacağım. Benim büyük dayım, yani anneannemin abisi Haydar Dümen. Hep şunu hatırlıyorum. Erkek iz bırakır. Hani sen hiçbir zaman evlenme derdi bana. Çocuğunun çok iyi olmasına bak. DNA'sı iyi bir adam bul ve onunla evlen. Şimdi çünkü onun hep söylediği erkek sadece iz bırakmak peşindedir. Yani benim aklımda kalan daha doğrusu söylediklerinden, öyle konuşmalarımızdan. Buradan bu benim böyle aklıma kazındı. Erkek güzellik ve estetik peşinde koşar. Bunu bir kere kabul edin. Ama burada bu videonun konusu olan neden sorunlu kadınları hayatımıza çekiyoruz noktasında siz erkekler eğer ki bu estetik arayışına biraz fazla tutulduysanız bunun peşinde giderken o kadın psikolojik sorunları var mı? Bunları aşmış mı? Hayatında nasıl? İşte çok öfkeli mi değil mi? Çok yumuşak mı? Çok mu katı? Onu inceleme fırsatı vermeden belki aşık oluyorsunuz. Tabii erkekler kadınlar kadar bana kalırsa kolay aşık olamasa da bu estetik arayışı belki buna da itebilir. Bu noktada sorunlu kadınları kendinize çok rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada benim size söylemek istediğim evet, fıstık gibi bir kadın olabilir. Muhteşem bir vücudu olabilir. Muhteşem gözlere sahip olabilir. Ve siz belki evlenmek istiyorsunuz ve onun için böyle etrafınıza bakıyorsunuz. Hani bekarsınız. Ama size diyeceğim şu, biraz zaman verin. Yani estetik arayışı evet siz erkekler için önemli ama o kadını tanımaya, gerçekten kişisel olarak huyunuzun, suyunuzun uyuşup uyuşmadığına bakın. Biri bir söz söylemişti. Çok hoşuma gitmişti. İki travmalı kişilikten bir travmasız insan doğamaz. Yani burada hem sizin erkekler hem bizim kadınlar olarak her neyse bu döngülerimiz, onları bulmamız gerekiyor. Ve bu iki videonun özellikle neden sorumlu kadınları ve neden sorumlu erkekleri hayatımıza çektiğimize dair ana teması şu: bu üç faktörün farkında olalım ki hayatımıza çektiğimiz kadınlar ya da erkekler daha sağlıklı olsun ve bizi daha çok büyütsün ve geliştirsin. Son olarak şunu eklemek istiyorum. İlişkiler gerçekten ve gerçekten sizi büyütmek için var. Sizi daha ileriye götürmek için var. Daha da sevginizi paylaşın, daha da neşe dolun, daha da güzel anılar biriktirin. Bu dünyada olmanızın en büyük sebeplerinden biri deneyim, neşe dolmak, paylaşmak, güvenmek, bunları biriyle birebir yaşayın. Ve bunu yaşamak için de bu üç noktaya bir dönüp bakın. Belki faydasını bulabilirsiniz. Çünkü evet, ilişkiler harika. Ve bunu harika bir insanla yaşadığımızda böyle ben çikolatayı çok severim. Çikolatalı bir kurabiyeden daha da leziz oluyor. Sana bir sorum var. Hayatında giden bir ilişkin var mı? Ve eğer varsa ve güzel gidiyorsa gerçekten senin adına çok mutluyum. Bu anlattığım 3 maddeden herhangi biri sence sende var mı? Bu noktada tabii özellikle siz erkeklerin yorumlarını bekliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız da videolarla ilgili bildirimler geliyor olacak. Pazartesi ve cuma günleri 6'da video yayınlıyor olacağım. Instagram'ım zaten şurada ya da şurada bir yerlerde yazıyordur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerlisiniz. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Ay şunu da çok istemiştim. Bak böyle bir denedim. Şöyle bir şey yaptım. Aslında böyle çok cool oluyordu ama size olan saygımdan dedim olmaz.